Değerli dostlarım, herkese selamlar. Bu videomuzda yeni bir atama hakkında sizlere bilgi vereceğim. Sizlere uygun olduğu takdirde lütfen başvurularınızı yapın. Uygun değilse de diğer tüm memur atamasından, ilanlardan haberde olmak için kanala abone olmayı ve tüm bu emeklere karşılık şu an beni izleyen herkes lütfen videoyu beğenmeyi ihmal etmesin. Evet, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ÖSYM Merkezli yeni bir alım kararı yayınlamış oldu. Sizler başvurularınızı bugünden 11 Ocağa kadar yapabileceksiniz. Yine aynı merkezi atama gibi tercihinizi veriyorsunuz. Herhangi bir şekilde mülakat olmadan 1-2 hafta içerisinde sonuçlarınızı açıklanıyor ve akabinde işinize başlıyorsunuz. Herhangi bir şekilde mülakat olmayacaktır arkadaşlar. Lise, ön lisans, lisansların başvurabileceği dallar mevcuttur. Hangi size uygun nitelik koşullarını taşımış olduğunuz takdirde başvurularınızı yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Peki ara isterseniz tercih tablosu nasıl, neye dikkat etmemiz gerekiyor ve hangi düzeyde atamalar mevcuttur hangi bölümler başvurabilir gibi önemli kısımlara tek tek değinmiş olalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar öncelikle zaten ben tüm linkleri veya açıklamaları, önemli kısımların hepsini derleyip topladık. Buraya yazmış durumdayım. Ben bu linki açıklama veya yorum kısmına sabitleyeceğim zaten. Başvurmak için tıklayın sekmesine tıkladığınız takdirde direkt olarak başvuru sekmesine geçmiş olacaksınız. Yine sizler burada aday işlemleri sistemi ile ilgili TC'nizi ve şifrenizi yazmış olacaksınız. Ve bunun haricinde önemli kısımlara bakmak için istiyorsanız da yine bu linke tıklayarak da sizler tüm hepsine ulaşım sağlayacağınızı veya ekstra hangi sizi ilgilendiriyorsa lise mezunsanız liseyi, ön lisansanız ön lisansı ver lisansı İstediğiniz yere tıklayıp direkt olarak ulaşım sağlayacağınızı belirtmek istiyorum. Bu linki yorum kısmına sabitlemiş olacağım arkadaşlar. Peki ya isterseniz şimdi hangi dallarda ata mevcut? Kimler başvurabilecek önemli kısımların hepsine değinmiş olalım arkadaşlar. Sizler zaten e, kılavuza ulaşım sağlamak istiyorsanız da tüm detaylı bilgilerin hepsi yazılmış durumdadır. Sizlerin 2022 KPSS ortaöğretim veya ön lisans veya lisans herhangi birine girmiş olmanız ve KPS puanına sahip olmanız gerektiğini yazmış durumda arkadaşlarım. Bunların haricinde sizler diğer kısımları zaten açıklama kısmına bıraktığım link üzerinden okuyabileceksiniz. Lise mezunlarının başvurabileceği yerler yani orta resim KPS puanına sahip olan kişiler destek personeli temizlik görevlisi, temizlik görevlisi veya diğer destek personelere ataması mevcuttur. Ankara'ya atamalar yapılmış olacaktır arkadaşlar. Ön lisansa baktığımız takdirde büro memurları alımları mevcuttur. Bu büro memurlarına kimler başvuru yapabiliyor? 3163'ler, 3173'ler, 181'ler, 183'ler. Peki bunlar kimlerdir? Hemen istiyorsanız onlara bakalım. Ön lisans düzeyinde bu bölümlerden mezun olan kişiler ancak başvurusunu yapabilir. İşletme, işletmecilik, iş idaresi, ticaret yönetimi, endüstriyel yönetim gibi dallardan mezunsanız veya muhasebe gibi dallardan mezunsanız, maliye ön lisans mezunuysanız, insan kaynakları personel ismi gibi dallardan mezunsanız başvurunuzu yapabilirsiniz. Daha sonraki süreçte lisansa baktığımız takdirde arkadaşlarım lisans mezununun başvurabileceği yerler ise mühendisler, büro memurları, mimar, mühendis, mimar, şehir plancısı atamaları mevcuttur. Şu nitelik koşullarına sahipseniz ancak başvurunuzu yapabilirsiniz. Peki bunlar kimler? 4611, 99, 503, 429, 747 gibi nitelik koşullarını taşıyorsanız başvurularınızı yapabilirsiniz. Bakalım bu lisans mezunları kimlermiş? Bilgi, belge yönetimi, dokümantasyon, enformasyon, arşivcilik, kütüphanecilik gibi dallardan mezunsanız veya çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri gibi dallardan mezunsanız, kamu yönetimi, siyaset bilimi, kamu yönetimi gibi dallardan mezunsanız, elektrik mühendisliği gibi dallardan mezunsanız, inşaat mühendisliği, mimarlık lisans mezunu, şehir bölge planlama gibi Dağlardan mezunsanız başvurularınızı yapabileceksiniz. Lise için herhangi bir lise mezunu olmanız yeterli olacaktır. Burada yazılmış durumda. Herhangi bir lise mezunu başvurusunu yapabilir arkadaşlar. Sizler zaten tabloya detaylı bir şekilde erişim sağlayacağınızı belirtmek istiyorum. 2105-2111 lise mezunları ise şurada belirtilmiş arkadaşlar. 2105'ler seramik cam teknolojisi gibi bir adam mezunsanız veya 2111'de tesisat teknolojisi gibi dallardan mezunsanız ancak başvuru yapacağınızı belirtmiş durumda arkadaşlar. Demiş olduğum gibi linkleri ben zaten bıraktım. Hangisi size uygunsa, hangisinin kafanıza yatıyorsa orada şansınızı değerlendirebileceksiniz. Veya bunların haricinde diğer tüm memur atamasını kontrol etmek istiyorsanız da yine ben hepsinin web sitesinde yayınlamış durumdayım sizler göz gezdirebileceksiniz arkadaşlar. Elimden geldiğince tüm atamaları, tüm ilanları, duyuruları bu site üzerinde toparlayıp sizlere sunmuş olacağım arkadaşlar. İnşallah hakkınız zahiriz olur ve en kısa sürede hedeflerinize ulaşım sağlarsınız diye umut ediyorum arkadaşlar. Lütfen tüm bayamaklara karşılık videoyu beğenip kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videomuza görüşmek üzere. Hoşçakalın.